Şimdi arkadaşlar bir gün arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Pakistanlı arkadaşlarımız vardı orada ve biz aslında işte çok fazla hani Pakistan'da biri tanımadığımız için mesela atıyorum hayatınızda belki bir Yunan'la karşılaşmışsınızdır. Ama hani Pakistan birazcık daha böyle en azından işte Avrupa'da ya da Türkiye'de mesela çok rastlamadığımız milletler ya. Neyse. Konumu da topladıktan sonra artık konuşabilirim. Neyse orada böyle işte insanlar da merak ediyor. Özellikle Avrupalılar falan hani bu insanlar işte nasıldır, nedir, ne değildir diye merak ediyorlar. Onlar da merak edenlerden bir tanesi de benim tabii ki. Avrupalı insanlar açısından baktığınız zaman genelde onların işte mesela atıyorum bir Yunan'ın işte İtalyan arkadaşı oluyor ya da İspanyol arkadaşı oluyor. Ya da işte bir tane İspanyol mesela Portekizli arkadaşı oluyor ya da Alman arkadaşı oluyor ama genelde Pakistan'la arkadaşları çok fazla olmuyor. O yüzden onlar da birazcık daha farklı bakıyorlar. Hani acaba işte nasıldır, ne değildir, kültürünü nasıldır tanımıyorsunuz. Tanımıyorlar sonuçta. En azından hani biz Türkleri biliyorlar biraz. Ondan sonra ben de tabii ki hayatımda ilk kez bir Pakistanlı biriyle tanışınca tabii hemen böyle Pakistan'ı araştırmaya girdim. Ve işte hani birazcık daha ülke durumlarının hani Türkiye'ye göre daha iyi olmadığını gördüm. En azından maddi olarak. Ondan sonra neyse işte bir tane arkadaş hakkında bahsediyorlar Pakistan'da. Dediler ki hiç otobüse binmemiş. Aa, ben böyle işte şaşırıyorum. Allah Allah. Otobüse binmemiş mi? Şimdi tabii yaptığım araştırmalarda falan görüyorum işte. Mesela bir tane haber çıkıyor karşıma diyelim ki. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi kullanmadığım işte bilmem kaç tane İşte eski otobüsü işte Pakistan'a şu kadar fiyatı sattı falan diyor. Ha diyorum yani orada da herhalde demek ki çok fazla böyle otobüs falan da yok. Herhalde diyorum bulunduğu bölgede de hiç otobüs yok falan hiç otobüse binmiyor. Kız otobüse bindiğinde falan çok kendini farklı hissetmiş tamam mı? Böyle işte bizim de her zaman kullandığımız otobüs işte Patraslı Yunanistan'da. Böyle kendini farklı hissetmiş falan diye anlatıyorlar. Allah Allah öyle mi falan filan. Ondan sonra bir dedi ki evet ya dedi hiç otobüse binmemiş. Çünkü özel şoförü varmış. Sürekli limuzinle seyahat ediyor. Ben şok. Yani hani hiç tahmin edemiyorsun ama yani tabii oranın da zenginin bir başka oluyor demek ki. Kız hayatında hiç otobüse binmemiş. Çünkü limuzinde özel şoförüyle beraber sürekli okula gidip geliyormuş. Nereden nereye? İlk bunu anlattılar gerçekten şok oldum ya. Böyle dedim yani hani nasıl olabilir? Ya bir insan nasıl otobüse binmez ya? Hani ben şu an kendimi düşünüyorum. Mesela Türkiye'de mesela hiç otobüse binmemiş insan sayısını düşünüyorum şu anda bak. Yalnız Pakistanlı arkadaşlar çok çok tatlı insanlardı. Biz Türkleri de aşırı seviyorlar. Ondan sonra tabii ki Türk yemeklerini Yunanistan'da çok özlüyorsun. Diyorsun ki ya işte olsa da böyle işte acılı tavuk yesem işte ya da acı soslu böyle işte ne diyeyim herhangi bir yemek. Hani çünkü Yunanistan'da bunu çok fazla bulamıyorsun. Acıyı çok sevmiyorlar Yunanistan'da. Neyse bir gün Pakistanlı arkadaşlar dediler ki işte biz yemek yapacağız. Ya bize bir yemek yaptılar. İnanamazsınız yani. İnanılmaz.